Kolay gelsin. Sağ ol. İşin bitince fabrikaya kadar gider misin? Niye? Pakize'yi alıp çiftliğe getirmek için. Canım sıkılıyor burada. İki çift lafın beynini kırarız işteyse. Fabrikada mesai vakti şimdi. Bırakmazlar ki Pakize'yi. Sen ne diyorsam onu yap. Hem bir soran falan olursa Güllü Hanım'ın emri dersin. Güllü Hanım'ı ne? Ne oldu? Beğenemedin mi? Yoo. Kemal geldi aklıma. Keşke bu hallerini o da görebilseydi. Allah'ım var anne. Bana bak, bir şey dediler mi fabrikada? Yok yok, Hamza mırın kırın edecek oldu ama Güllü Hanım'ın emir lafını duyunca yelkenleri indirdi hıyar. Hıyar. Hadi gel sana evi Kendisi yetmiyormuş gibi bir de arkadaşını getirmiş Soyka. İyice tepemize çıktı. Ramazan'a yardım ettiğimi bildiği için bunu her fırsatta bana karşı kullanıyor. Vallahi hanımım, en iyisi bütün olup biteni beye anlatmak. Yoksa bu kızın durup duracağı yok. Anlatamam Yasin ağa. Abimin bana karşı olan güvenini sarsarsam bir daha asla bu çiftlikte sözüm geçmez. Nasıl olacak peki? Kız beyi parmağına dolamış, istediğini yaptırıyor. Yarın öbürsü gün bir de beyle nikahlandı mı? İşte o zaman hepimize geçmiş olsun. Güllü'nün masum yüzüne aldanıp onun nasıl bir şeytan olduğunu göremiyor abim. Ona bunu bir şekilde göstermem lazım. İyi ama nasıl? İşte burası da benim çalışma odam. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmek mi? Kız beni böyle bir odaya kapatıp ömür boyu mahpusluk verseler gıkım çıkmaz vallahi. Aman Pakize, alt tarafı bir oda işte. Aa kız, bu resimdeki sen misin? Keşke olsam. Muzaffer Bey'in rahmetli eşi Behiye Hanım'ı. Vay anasını be. Amma da benziyormuş rahmetli sana ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım Pakize'cim. Muzaffer Bey'in kardeşi Halide. Merhaba. Biz aşağı salona iniyoruz. Söyleyiver de bize iki kayfe yapsınlar. Nasıl içersin kayfeni? Ben mi? Şey... Şekerli olsun. Pakize'yi duydun. Benimki de şekerli olsun. Kız deli. Sen basbayağı çiftliğe hanım olmuşsun ha. Nasıl konuşuyorsun öyle Muzaffer Bey'in hemşiresiyle? Niye şaşırıyorsun ki? Senin sözünü dinledim. Muzaffer Bey'le evlenip çiftliğin başına geçersen herkesten intikamını alırsın diyen sen değil miydin? Yaz bakalım. 10 kutu balık yumurtası.
Buna balık yumurtası demezler. Havyer denir. Herine zıkkımsa işte. Ön teneke zeytinyağı. He? 10 şişeye de kiloluk rakı. Yazdın mı? Yazdım. Ahmet oğlum. Buyur Seyyar abla. Pirincimiz de bitmiş, pirinç de yazı var. Kaç çuval? 2-3 çuval yazı var. 2... Gülizar, 2 tane şekerli kahve yapıp salona götür. Misafirleriniz mi geldi? Soru sorma Gülizar. Kahveleri yapıp götür. İyi de şimdi ben böyle ortalıklarda gezersem biri görüp de Muzaffer... Artık saklanmana gerek yok. Nasıl olsa abimin gözü Güllü'den başkasını görmüyor. Zaloğlu'nun seni kaçırdığını duyunca mahallede herkes pek bir şaşırdı. E zaten Güllü'yü Zaloğlu'na vermişlerdi. Ne halt yemeğe kaçırıyor diye düşündük bir zaman. Doğruyu deyiver Pakize. Kemal'den şüphelendiniz aslında değil mi? E vallahi bende yalan yok. Kemal'e gittin. Bu işi beraber kurdunuz diye düşündüm yani. Nerede onun o yürek? Keşke... Keşke hiç tanımasaydı birbirimizi. O vakit neden geldin buraya? Hı? Beni bir daha görme demiştim sana. Yetmedi mi sebep olduklarına? Daha ne istiyorsun? Daha ne olması gerek anlaman için? İkimizin de ölmesi mi? Ben sadece seni görmek istemiştim. Gördüm işte. Artık ait olduğun yere dönebilirsin. Kemal'den sana hiç hayır gelmez bu vakitten sonra. Bana kalırsa sen bu Muzaffer Bey'le bir an önce evlenmeye bak. Evleniriz. Muzaffer Bey kaçmıyor ya. Çürük tahta çivi tutmaz kızım. Muzaffer Bey'in çapkınlığını bilmeyen mi var? Vallahi daha sen ne olduğunu anlamadan herif elinden pır diye uçar gider. Afiyet olsun. Sağ ol. Verdin mi kahvelerini? Verdim. Ne konuşuyorlardı? Bilmiyorum ben. Gelince ikisi birden sustular. Tamam hadi sen işine bak. Zaloğlu ile Halide birlik olmuşlar. Beni bağ evine kaçırdılar. Allah'tan oğlana yalvardım, dil döktüm de ikna ettim beni geri getirmesi için. Muzaffer Bey ne yaptı hemşiresinin yediği haltı öğrenince? Söylemedim hemşiresinin ne yılan karı olduğunu. Aa, niye söylemiyorsun kızım? Madem bu karı bu kadar Ali Cengiz oyunları yapıyor sana. Söylemem. Halide gözümün önünde olsun da ne dolaplar çevirdiğini bileyim. Madem elinde bu kadar koz var, o zaman sen Muzaffer Bey'i avucunun içine almışsın say. Bana bak. Bu herif hala sana evlenme teklif etmedi mi? Etti. Ama ben reddettim. Hay boyun devrilmesine mi? Kızım sen salak mısın? Hem Muzaffer Bey'i avucunun içine alacağım diye kız kardeşinin ağız kokusunu çekiyorsun. Hem de... Muzaffer Bey beni ölen karısı gibi görüyor Pakize. Daha iyi ya işte. Nesi iyi? Bana benzediği için değil, beni ben olduğum için sevmesini istiyorum. Sen olsan, kocan seni başka kadının yerine koysa tahammül edebilir miydin? He? Bunu hazmedebilir miydin? Doğru söylüyorsun vallahi. Düşünsene. Yatakta tam o işi yaparken herif seninle değil de. Ha? Muzaffer Bey'i avcumun içine alabilmem için kafasındaki beyiyi öldürmem lazım. O zaman Halide'nin kol kanadı da kırılır. İster kalır çiftlikte ister gider. Bana bir zarar dokunamaz. Sonra da Muzaffer'le evlenir. Çiftliğe hanım olur. Yezid gibi kızsın be. Sen bu hırsla değil çiftliğin başına geçmek. Memlekete başbakan bile mi olursun be?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.